Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işlediği savaş suçlarının sorumluluklarının cezalandırılması konusunda ısrarlı olduklarını söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Brüksel'de düzenlenen Azerbaycan-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi'nin 17. toplantısı sonrasında Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında çok yönlü işbirliklerinin mevcut olduğunu belirten Bayramov, toplantıda enerji ve ulaştırma alanındaki ilişkileri görüştüklerini bildirdi. Bayramov, Avrupa'nın enerji güvenliğinin temin edilmesinde Azerbaycan'ın büyük rolü olduğunun altını çizerek Güney Kaz Koridoru'nun bir ayağı olan TAP projesinin 4-5 yıllık inşaat sürecinden sonra ticari faaliyete başlayacağını aktardı. Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında imzalanacak yeni anlaşma üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Bayramov, bu konuda da verimli fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Bayramov, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların ardından Rusya'nın arabuluculuğunda Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan bildiriyle bölgede yeni gerçekliklerin oluştuğunu hatırlatarak, Avrupa Birliği yetkileriyle çalışma sonrası dönemde ortaya çıkan yeni olanaklar konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Avrupa Birliği yetkililerine Dağlık Karabağ'da 44 gün devam eden savaş konusunda bilgi verdiğini söyleyen Bayramov, 30 yıllık müzakere sürecinde Ermenistan'ın uzlaşmaz tutumunu da anlattığını ifade etti. Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırarak savaş suçu işlediğine dikkat çekerek, bu husustaki tüm belgelerin toplanması ve sorumlulukların cezalandırılması konusunda ısrarlı olduğumuzu Avrupa Birliği yetkililerine iletti. Tüm bunlara rağmen üçlü bildirinin yeni olanaklar açtığını düşünüyoruz. Bu döneme çatışma sonrası dönem olarak bakmalıyız. O bölgelerin geliştirilmesi ve rehabilitasyon konusunda Avrupa Birliği'nin geniş olarak ve tecrübeleri var. Bunları da müzakere ettik dedi. Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu bölgelerde yıkım gerçekleştirdiğini ve arazilere mayın düşediğini hatırlatan Bayramov, o arazilerin mayınlardan temizlenmesi süreci uzun ve zor süreçtir. Avrupa Birliği'nin bu alandaki tecrübe ve desteği Azerbaycan'a sunulabilir diye konuştu.